Merhaba dostlarım, Dosu Remain'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Burada postanede kalmıştık arkadaşlar. Bir önceki bölümde polis merkezini basıp şerife adalet verdik. Şimdi sırada postane var. Postanede kim bilir kime adalet vereceğiz bakalım. Ben de merak ediyorum. Bunun niye emniyet kemeri alarmı yanıyor ya? Çalışıyor. Ötüyor. Dortmund polis ne polisi ya? Postanesi. Dışarıdaki lambalar gitti abi. Gözünü seveyim, sen de gitme. Beni takip ediyorlar. Beni takip edip duruyorlar. Şimdi buralarda bir şey yok. Postane de bayağı büyükmüş ha. The door is blocked. Kapı I need to find kloklu. another way in. İçeri girmenin başka bir yolunu bulmalıyım. Büyük ihtimal It's not paralel locked, evrenden but geçeceğiz. I can't Kilitli open değil it. ama açamıyorum. Something is blocking it from the other Arka side. taraftan bir şey kapıyı açmamı engelliyor. Çekmecede bir şey yok. Çekmeceler önemli arkadaşlar. Çekmecelerde anahtar çıkıyor, yazı çıkıyor, not çıkıyor. Aha anahtar var. Aha. Nerenin anahtarı bu şimdi? Anahtarı bulduk. Oo, satış grafiği. Wow, things were going bad for them. İşler bunlar için kötü gidiyor demek ki. Grafikte bir düşüş var. Şuradan geldik. Değil mi? Buradan geldik. Aynen. Şuradan devam edelim bakalım. Tuvalet. Birisi fona bastı. Kim var orada? Kimse yok. İçeride karaltılar var. Buranın lambası nerede? Öldürebilirler mi lan içeri şey olursak? İşleri belli olmaz. Aha. Anahtarı burada kullandık. Sigorta. The fire alarm power was switched off. Yangın alarmı Actually, might kapatılmış. be useful. Bu kullanışlı olabilir. Ne kadar zamandır bu kabusu yaşıyoruz? En son ne zaman Dortmund'da güneş doğdu? Biz bu sonsuz geceye hapsolduk ve herkes ortadan kayboluyor günden güne. Telefonlar çalışmıyor, internet yok, hiçbir şey yok. Hepimiz öleceğiz demiş kim yazdıysa. Sigortayı çalıştırdık ama şalteri kaldırdık ama nereye etkiledi o? Şuradan geldik. Yangın alarmı işime yarayabilir dedi ama It's not locked, but I can't open it. Something is blocking buradan it from the other side. yangın alarmını nereden aktif edebiliriz? Yangın alarmı. Lan. Tiplere baksana. Bizi izliyorlar. Ah, düşün, düşün, düşün. Yangın alarmı. Yangın alarmı. Buraya The door is giremiyoruz. blocked. Oraya I need to girip find girmenin another way başka in. bir yolunu bulmalıyız ama nereden bulacağız? Düşün, Forest, düşün. Aha, yangın alarmı işte.
Oğlum elektrik gitti. Adamlar içeri kadar gelmiş. The door is blocked. I need to find another way in. It's not locked, but I can't open. Adamlar içeri kadar gelmiş abi. Somebody's blocking it from the other side. Şu taraflara bakalım. Aha. Aha vallahi buldum. Vallahi paralel evrene açılan kapıyı buldum. Evet, şimdi büyük ihtimal o odaya paralel evrenden gireceğiz abi. Kapalı olan odaya. Tuhaf. Seem much different. Burası çok da farklı bir farklı görünmüyor. Geldik, şu masada bir not var. Dev henüz konuşmuyor ama bana kuşlar hakkında bir şeyler söyledi. Bunun için mi geldik buraya abi? Aha, ne oluyor lan? Karavel usta sen misin? Araç var. Bir tane kadın yaklaşıyor. The car. Araç. The accident. Kaza. Araç kazasını gördük. Bura ne lan? Her yer kilitli. Kilitli. Aha, ne oldu? Eşyalar yere düştü. Burada kilitli. Nereye gideceğiz ya? Bu ne? Eyvah, eyvah, duvarlar geliyor. What is this place? Burası nasıl bir yer böyle? Kesin birazdan bir kovalamaca başlar. Radyo ile ilişkisi var mı? Aha. 13. 13. Ha. 2. 4. 13 numaralı kapıdan gireceğiz. 13 işte bura. Selam. Kimse yok mu? Oh. Okay. Okay, now. Şimdi ne? Ve dev bana kaza hakkından da bahsetti. Kazadan da bahsetti. Lütfen kovalamacı olmasın. Lütfen, kovalamacıları sevmiyorum. Definitely walking in circles here. Kesin görünüşe göre burada bir şey çiziyorum. Etrafta dolanıp duruyorum diyor. Vallahi dolanıp duruyoruz abi. Aynen. Ters gideceğim ben. Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine geliyorum. 13. Bura nere? Gireyim mi? Aha. Bunların hepsini mi açtıracağım bana yine? Soyunma odasına geldik. Is this the post office? Burası postane mi? Şunları da açalım abi. Notepad falan bir şey olur. Kaçırırız sonra döner dururuz. Hiç risk etmeye gerek yok. Kapı da kilitli. Geldim. He. Kilitli kapıyı açtım. Tamam, şimdi tekrar paralel evrenden çıkalım. Dolap burada mıydı?
Dolap neredeydi? Dolap şuradaydı herhalde. Hayır, buranın çıkışı nerede? Tuvalette olabilir mi? Yok, burada değil. Tuvalete bakalım, dur. Tuvalet şu taraftaydı. Evet. Erkek, trafik kazası. Arabada iki kişi daha varmış. Derin kesik, ölümcül yara. Çok kan kaybettin, kaybetmiş. He has an IO in the right tibia, BP 70, systolic pulse 136. Ailem, onlar neredeler? Sakin ol efendim. İyi olacaksınız. Onlar güvende mi? Just a gram of tranexamic. Biraz tranexamic verin. Okay, tamam. Bekle. Onların güvende olup olmadığını bilmek istiyorum. Sakin olmasın efendim. Nefes almasına yardımcı olun. Andrew, Rosie, yapın. Aha, bizi bayılttılar. Abi biz ailemizle herhalde bir trafik kazası geçirmişiz. Araçta iki kişi daha vardı diyor. Ne zaman geçirdik? Geliyor. Binadan çık. Anne geliyor herhalde. Ne zaman geçirdik? Annika, where am I meant to go? Geçirdik. Şu an için bilmiyorum. Tamam. Annika ne oluyor Annika? Anana adalet getirdik, daha bizden ne istiyor? Aha. Nereye düştün lan? This feels like emptiness. Boşluk gibi hissettiriyor. Adamın anasına adalet getirdik, hala derdi bizimle ya. Sayın Mr. District Attorney, benim adım Erin Kriyazu. Benim daha önceki mektuplarımın size ulaşıp ulaşmadığından emin değilim. Ama bir kere daha benim hikayemi dinlemeniz umuduyla size mektup yazıyorum. Kızım Annika ve ben Dortmund'a şehir hayatından kaçmak için geldik. Burada tek istediğimiz basit bir yaşamdı. Ve bu kasaba tam da bizim aradığımız gibi bir kasaba gibi görünüyordu. Üzgünüm ki ilk günden beri herkes bize buraya ait değilmişiz gibi davranmaya ve öyle görmeye başladı. Bu beni rahatsız etmedi ama Annika bundan çok rahatsızlık duydu. Bu sadece bakışlarla başladı ama sonra ilerledi. Benim kızım barbarca bir grup kasaba çocuğu tarafından saldırıya uğradı. Bunu okul yönetimine ilettim, bu şikayetimi. Ve Şerif'e de ilettim. Şerif diğer çocuklardan birinin babası diye belirtmiş parantez içinde. Dile getirebildiğim herkese şikayetimi dile getirdim. Ama geri dönüş olarak sadece bunlar çocukların kendi aralarında bir oyunu, birbirine takılması, şakalaşması diye bir geri dönüş aldım. Bu şakalaşmalar artık çok ileri gitti ve benim kızım öldü. Herkes bunun kimin yaptığını biliyor ama tek bir şeyi bilmiyorlar. Ama hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Herkes bunun kimin yaptığını biliyor. Aynı zamanda da hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Kasabadaki herkes Annika'nın ölümünden bu çocukların sorumlu olduğunu gizliyor, saklıyor. Şerif hiçbir şey yapmayacak. O dosyanın kapatıldığını söyledi. İddiaya girerim ki o bu dosyayı araştırmayacak. Çünkü onun çocuğu da bu olaya dahil olmuştu. Lütfen bana yardım edin. Tek istediğim kızımın adalete kavuşması, kızımın ölümünün adalete kavuşması. Yani adalet istiyorum diyor Erin Kriyazu annemiz. The post office chief was holding onto Erin's desperate letters. Postanenin müdürü Erin'in yazdığı mektupları göndermiyormuş abi. İletmiyormuş, saklıyormuş. Şerif müdüre tembih etmiş demek ki. Tom. Erin Kriyazu'nun getirdiği mektupları kenara ayırmanı istiyorum. O sadece Dortmund üzerine gereksiz dikkat çekmeye çalışıyor. Evet, onun kızının ölümü bir trajediydi. Ama aynı zamanda bir kazaydı. Diğer üç çocuğun hayatlarını da karartmaya gerek yok. O
Erin yani annemizden bahsediyor. Sonunda bu olayın üstesinden gelecektir. Ben aynı zamanda da Mark Ben'in yeğeniymiş abi. Dear Daily Look. Gazeteye yazıyor herhalde Daily Look. Benim adım Erin Kriyazu. Bu yazdığımı, demek istediğimi dinleyeceğiniz umuduyla size yazıyorum. Benim kızım ve ben Dortmund'a şehirden kaçmak için geldik. Aynı mektup. Aynen. Az önce okuduğumuzun aynısı arkadaşlar. İlk mektubun aynısı. Dur. Şimdi o kıza olanlar gerçekten bir trajediydi. Ama kaza kazadır. Eğer Jack burada aptalı oynamıyorsa ne diyor? Eğer burada bir oyun dönmüyorsa bunun kaza, Jack'in söylediği gibi burada bir aptalca oyun dönmüyorsa bunun kaza olmadığına eminim. Ama o şerif ve ona inanmamız lazım. Erin her gün kızının ölümüyle ilgili birilerini suçluyor. Televizyona ve gazetelere mektuplar yolluyor. Ve buraya dikkat çekmek amacıyla Dortmund, yani kızının katledildiğini, öldürüldüğüne dikkat çekmek amacıyla her gün oraya buraya mektup yolluyor. Hiç kimse bu kasabayı basın sirkine döndürmek istemiyor. Yani herkesin dikkatini buraya çekmesini istemiyor. Yapılan yapıldı. Şimdi ilerleme zamanı, yani olan oldu. Şimdi önümüze bakma zamanı. Tom'a onun maillerini, yani onun yazdığı mektupları kenara ayırmasını, göndermemesini söyleyeceğim. O anlayacaktır. Evet. Şimdi abi orada belirdi bak. Ben Harris, postane müdürü. Hayatını seviyordu. Kitaplarını ve hayatını seviyordu. Kitabını, köpeğini ve hayatını. Life was good. But then his nephew Mark got in trouble. Ve tabii bir gün onun yeğeni Mark belaya bulaştı ve bir kız öldürüldü. Dosya kapatıldı ama onun annesi oraya buraya mektup yolluyordu. Ben kız için üzgündü ama Mark'ı da koruması lazım. Bu nedenle kadının yazdığı mektupları Dortmund dışına göndermedi ve bunu hiç kimse bilmeyecekti. But he helped cover up the death of Annika. Annika'nın ölümünü kapatmaya çalıştı, yeğenini korumak için. Sence Ben Harris affedilmeli mi? Yoksa suçu yüzünden cezalandırılmalı mı? Şimdi arkadaşlar, evet, here we go again. Dur bakalım. Ben Harris. Şimdi adam suçluyu biliyor. Yeğenim Mark. Hadi arkadaş. Sen adil bir insan olsan ne yaparsın? Senin yeğenin değil mi adam? Ama bir suçlu, katil, kızı öldürmüş. Şerif bunu kapatıyor diyelim. Anası babası bunu kapatıyor diyelim. Ama sen vicdanlı bir insansan bunu üst makamlara iletirsin. Ve adaletin yerini bulmasını sağlarsın. Beni bu davranışından ötürü, yani adaleti yerine getirmeyişinden ötürü ve yardım ve yataklıktan ötürü ben affetmiyorum abi. Seni cezalandırıyorum. O ne yaptığını tamamen biliyordu. Masum değildi. Bilmeden yapsaydı affederdim. Beni de cezalandırdın. Cayır cayır yanıyor. Dışarı çıkmanın bir yolunu bul. Neredeyiz ha? Bekle lütfen. Aha. Araba gitti, millet karanlıkta kaldı.
minibüs onları geride bıraktı. Şuna binebilir miyiz lan? Adamları yerde bıraktılar vallahi. Aha, kapıyı bulduk. Evet. I'm in someone's house. Birinin evindeyim. Dışarı çıkmanın bir yolunu bul. Oyun kaydetti mi ya? Dikkat etmedim. Dışarı çıkmanın bir yolunu bul. Dostlarım, bu bölümü burada sonlandıralım. Oyunun kaydedip etmeninden emin değilim ama her bölüm geçişinde kaydediyor diye biliyorum. Çünkü çıktığımız zaman bölümün ortasına çıktığımız zaman çok gerilerden başlatıyor. Bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Diğer bölümde kaldığımız yerden tüm hızıyla Anika'nın katillerine adalet dağıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.